Günaydın. İyi hafta sonları. Ekonomi arası başlıyor. Veri akışının ve piyasa hareketlerinin yoğun olduğu bir hafta geride kaldı. Detayları paylaşalım. Türkiye ekonomisine ilişkin önemli verilerin takip edildiği haftada en öne çıkan verilerden bir tanesi cari açık rakamlarıydı. Merkez Bankası verilerine göre cari açık Ocak'ta 2.56 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açıkta iyileşme ise devam etti. Bu da yeni ekonomi politikaları doğrultusunda ödemeler dengesinde iyileşme yaşandığını gösterdi. 2023 yılının Ocak ayında cari açık 10.4 milyar dolar olmuştu. Kaynağı belirsiz olan net hata noksan kalemi ise Ocak'ta 1.9 milyar dolar açık verdi. Ekonomiye ilişkin bir diğer önemli veri ise büyümenin öncü göstergelerinden biri olan sanayi üretimi verisiydi. TÜİK'in paylaştığı rakamlara göre sanayi üretimi Ocak'ta artış kaydetti. Endeks yıllık bazda %1.1 artarken aylık olarak değişim göstermedi. Sanayi üretiminin alt sektörleri incelendiğinde imalat sanayi sektörü endeksi %0.4 arttı. Konut piyasasına dair iki kritik veriyi de takip ettik. Bunlardan bir tanesi konut satış verileriydi. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre konut satışlarında son 1,5 yılın en hızlı artışı kaydedildi. Şubat'ta konut satışları %17.3 artışla 93.902 oldu. Bu da 2023 Temmuz ayından beri ilk artışa işaret ediyor. Verinin alt detaylarında ipotekli konut satışlarındaki düşüş dikkatleri çekti. Şubat'ta ipotekli konut satışları %49.1 geriledi. Diğer önemli veri ise inşaat maliyet endeksi. Endeks Ocak'ta aylık bazda %15.7, yıllıksa %68 artış kaydetti. Yıllık bazda işçilik endeksindeki %103'lük artış dikkatleri çekti. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü yükselten Fitch'te küresel ekonomik görünüm raporunu yayımladı. Buna göre hem Türkiye hem de küresel ekonomiye dair büyüme tahmini yükseltildi. Kredi kuruluşu küresel ekonominin bu yıl %2.4 büyümesini bekliyor. Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisi ise %2.8 oldu. Yurt dışında takip edilen verilerin başında ise enflasyonla ilgili veriler geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici enflasyonu aylık bazda %0.4, yıllık bazda ise %3.2 ile beklentilerin üzerinde geldi. Üretici fiyat endeksi tarafında da beklentilerin üzerinde artış gerçekleşti. ÜFE Şubat'ta aylık bazda %0.6, yıllık bazda ise %1.6 arttı. Son olarak kripto paralara bakalım. Kripto paralarda bir süredir iyimser hava ve yeni rekorlar takip ediliyor. Özellikle ana kripto para Bitcoin'de tarihi zirvelerin test edildiğini görüyoruz. Bitcoin'de yükseliş ivmesi devam ederken madencilerin günlük kazançları da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin fiyatları gerilediğinde pek çok madenci şirketi iflas etmişti. Geride bıraktığımız haftanın öne çıkan detaylarını paylaştık. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.